Arkadaşlarım tekrardan selamlar, tekrardan merhaba. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Tekrardan Allah geride kalanlara sabır versin. Geride kalanlara uzun ömürler, sağlıklı ömürler versin. Huzurlu ömürler versin inşallah. Bu videoyu çekmeye bir noktada başlamam gerekiyor diye düşündüm. Çünkü günlerdir ne video çekebiliyoruz. Hani günlük işlerimizi yaparken günlük işten kastım da yemek yemektir, su içmektir, duş almaktır, banyo yapmaktır. Bunlar arkadaşlar. Bunları yaparken bile utandığımız bu günlerde söylenmesi güç olan ama bir o kadar da gerçekçi olan bir cümle var. Söylemesi de çok zor ama hayat devam ediyor. Bazı öğrencilerimden mesajlar geliyor ki o öğrencilerin deprem bölgelerinde yaşayan öğrencilerim. Aileleriyle beraber farklı bir şehre, hiç tanımadıkları bir yere, hiç tanımadıkları bir ortama, hiç tanımadıkları insanların içerisine, Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya, Bolu'ya, Konya'ya ve ülkenin çeşitli illerine yerleştirilen arkadaşlarımdan bahsediyorum. O bölgede yaşayan, ailesiyle beraber buralara yerleştirilen arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bir düşünün, bunun psikolojisini anlayın arkadaşlar. Ki hani Ankara'ya gelen ailelerin yanlarına ben de gittim arkadaşlarım. Yani böyle bu psikolojiyi anlamanızı rica ediyorum. Bu psikolojinin sevgili arkadaşlarım ne kadar zor olduğunu anlamanızı istiyorum. Ama o psikolojiyle beraber ki içlerinde bir öğrencim de vardı. YouTube'dan beni takip eden bir öğrencim de vardı. Ki gelen zaten mesajlardan da bunların teyit edilmesine bile lüzum yok. Burada yazan mesajlara göre benden şöyle istekleri var. Diyorlar ki hocam bir şekilde hayat devam ediyor ve biz de bu sınava girip çıkmak zorundayız. Bazılarının umudu bu arkadaşlarım, öyle söyleyeyim ben size. Yani üniversite kazanmak, bir diploma sahibi olmak. Dolayısıyla hocam hayat bir şekilde devam ediyor lafına, sözüne, mottosuna inanmışlar ve bizim de arkadaşlarım artık bir şekilde hayatın devam ettiğini fark etmemiz gerekiyor. Benden istedikleri şey, hocam ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hani bir dershanede yazılmadık, YouTube'dan ilerleriz diye. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Lütfen videolarınızla bize destek olmaya devam edin. Soru çözümlerinize, konu anlatımlarınıza devam edin. Özellikle soru çözümü istiyorlar. Soru çözümlerinize devam edin şeklinde. Dolayısıyla arkadaşlar bir noktada bir şekilde başlamamız gerekiyor. Ben de her sene yaptığım gibi 2019, 20, 21, 22 yaptığım gibi soru çözümleri yapacağım. Özellikle karşınıza sınavda çıkabilecek sorulardan oluşan soru çözümleri yapmaya devam edeceğim. Geçen sene sınava doğru bir soru, bir konu, bir soru tarzında çözümler yapmıştık ama hani bu videolar hem kısa oluyor zaten. Tek bir videoda bir soru çözmeyelim istedim. Belki sınava doğru hani zamanın daraldığı dönemlerde yine bir konu, bir soru çözümlerine yine başlanabilir. Hani daha nokta atışı sorular olarak. Ama ondan önceki sene yaptığım 5 soru 5 çözüm serisini tekrardan canlandırmak istedim açıkçası. 5 soru 5 çözüm yapacağız arkadaşlar bu videolarda. Bu videolar yaklaşık olarak 9-10 dakika sürecek ve bu 9-10 dakikanın içerisinde karşına sınavda çıkabilecek sorulardan oluşan güzel sorular göstereceğim. Güzel sorular çıkaracağım senin karşına. İnşallah maddi desteklerimizi yaptık. Maneviyat olarak desteklerimizi her gece, her daim dualarımızı ederek zaten yapıyoruz. Artık eğitim babında da desteklerimize ekranlar karşısında yapmaya devam edelim. Fiziki desteklerimizi de eğitim alanında göstereceğimize emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. Arı gibi çalışmaya, bayılana kadar ders anlatmaya ben razıyım. Herkes üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirdiği takdirde bu ülkenin ne kadar çok güçlü durabileceğini, ne kadar çok ileri gidebileceğini artık anlamış bulunuyoruz. Ben zaten bunu biliyordum. Atatürk'ün bir sözü vardır. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır diye. İşimizi iyi yapacağız arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Öğretmensek en iyi öğretmen olacağız. Öğrenciysek en iyi öğrenci olmaya gayret göstereceğiz. Yazarsak en iyi şeyleri yazacağız. Artık ne yazıyorsak. Mühendissek en iyi mühendis olacağız. Müteahhitsek en iyi müteahhit olmak
zorundayız arkadaşlar. Umarım bir sefer daha bunu görmüşüzdür. Evet. 5 soru, 5 çözüm yapacağız dedik. Artık videomuza geçelim isterseniz yavaş yavaş. Evet, birinci sorumuza bakalım. Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı incelemek için denizden rastgele alınan bir görüntü 5x5 birim kareye ayrılmış ve bu inceleme alanının şekilde belirtildiği kadar kısmının müsilajla kaplı olduğu görülmüştür. Evet, şu kısımlar su arkadaşlar. Şurası da müsilajla kaplı olan alan. Buna göre bu inceleme alanında müsilajla kaplı kısmın alanının tüm inceleme alanına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Metin Yayınları TYT Soru Bankası'ndan aldığımız bir soru gençler. Şimdi buna benzer bir soru, çikolatalı soru. Belki görmüşsünüzdür, belki ileride karşınıza çıkar. 2021 olması lazım. O sene karşımıza çıkmıştı. Milli Savunma Üniversitesi sınavı olması lazım. 2020 de olabilir. Aynen. 2020'nin hatta yayınlanan soruların içerisinde ilk soru olabilir. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Müsilajla kaplı alanın tüm alana, inceleme alanına oranı sorulmuştu bize. Bakın önce burada müsilajla kaplı olan alanlardan tamamının müsilajla kaplı olan alanlar neresi? Bakın şurası tamamı kaplı, burası tamamı kaplı, tam bir birim kare. Yine burası, şurası ve şurası tam olarak bir birim kare. Diğerlerinin tam olarak bir birim kare olup olmadığı olduğunu göremiyorum. Çünkü yarım yamalak bakın diğer taraflarda. Dolayısıyla artık şunu biliyorum ki ben müsilajla kaplı alan, tamamı kaplı olan kesinlikle ama kesinlikle bir 5 birim karelik bir alan var. 5'in 25'e oranından daha büyük olduğunu biliyorum ben aslında. Peki şimdi bir de üst sınır bulmamız lazım. Üst sınır içinde şunu yapacağız arkadaşlar. Tamamı suyla kaplı olan alanları bulmamız lazım. Bakın burası tamamı su. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim karenin tamamının su olduğunu kesinlikle biliyorum. O halde ben 25'ten 9'u çıkarırsam 16 yapacaktır. 16 bölü 25'ten de daha küçük olduğunu biliyorum. Çünkü müsilajla kaplı olan alanın 5'ten büyük olduğunu ama 16'dan da daha küçük olması gerektiğini biliyorum. Şimdi cevabımın 5 bölü 25 ile 16 bölü 25 arasında olacağını biliyorum. Hangisi olamaz diye sorulmuş. Şıklarımızda da paydalar hep 5, 2 ve 10 arkadaşlar. Bunları kolaylıkla 25'e getirebiliriz paydalarını. Mesela burayı 5 ile genişletirim. Böylelikle 15 bölü 25 yapar. 15 bölü 25 bu aralıktadır. Dolayısıyla A şıkkı olabilir. 1 bölü 2 12,5'un 25'e oranıdır. Dikkat ettiyseniz 12,5 5 ile 16 aralığındadır. Dolayısıyla bu da olur. 2 bölü 5 5 ile genişletirseniz 10 bölü 25 yapacaktır ki 10 sayısı da 5 ile 16 arasındadır. Dolayısıyla bu da olur. 3 bölü 10 2,5 ile genişletirseniz eğer 7,5 bölü 25'tir. 7,5 da yine 5 ile 16 aralığında olduğu için bu da olur. 1 bölü 5 ise 5 ile genişletildiği takdirde 5 bölü 25 yapar. 5 bölü 25 olmasına ihtimal dahi yoktu. Çünkü kesinlikle cevabın 5 bölü 25'ten daha büyük olduğunu biliyorduk. O halde cevabımız E seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Şimdi ikinci soruda şekil 1'de tamamen su dolu olan eşit parçaya ayrılmış 5 eşit parçaya ayrılmış silindir bir kap ve tamamen boş olan 3 eş parçaya ayrılmış karedik prizma bir kap verilmiş. Birinci kabımız, ikinci kabımız, bir tanesi silindir biçiminde, öteki de küp biçiminde bir kap arkadaşlar. Silindir kap eğilerek içindeki suyun bir kısmı karedik prizma kabın ikinci seviyesine kadar şekil 2'deki gibi dolduruluyor. Yani şuradan eksilen su, şu beyaz bölge, bakın şöyle gösterelim, şu beyaz bölge bu küpün içerisindeki mavi bölge olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre karedik prizma kabın hacminin silindir kabın hacmine oranı kaçtır diye sorulmuş. Yine Metin Yayınları TYT Soru Bankası'ndan alınan bir soru. Şimdi tam olarak ÖSYM standartlarına uygun da bir soru aslında. Şimdi arkadaşlar burada kabımızı eğdiğimiz için bunu şu şekilde göstermekte fayda var. Bakın ben şuraya bir çizgi atarsam. Tabi bunun artık şu geride kalan kısmının yarısı doluysa yarısı boş oluyor. Şimdi yarı dediğimiz kısımda bakın iki tane şu şekilde aslında parça var. Hani eş parçalara ayrılmıştı ya, bakın burada iki tane parça var. O halde ben bunu dik konuma getirirsem aslında tekrardan su seviyesinin şu şekilde yarı yarıya bölüşülmesi gerektiğini de gayet iyi biliyorum. O halde aslında bakarsanız
Bu kabın eğer şurası K, burası K, burası K ise, yani şurası 3K yükseklikte ise ve bunun 2K'sı dolduysa, aslında bu 2K'lık kısım şuraya eşittir. Bakın 2K, burası da 2K, burası da 2K, burası da 2K ve burası da 2K olmak zorunda sevgili arkadaşlar. E pekala. Şimdi bize demişti ki karedik prizma kabın hacmi. Karedik prizma kabın hacmini 3K olarak kabul edersek, içerisine 3K kadar su almış. Silindir kabın hacmini oranı demiş. Silindir kabın hacmi de böylelikle 5 tane 2K'dan 10K yapmış oldu. Böylelikle arkadaşlar bunun hacminin diğerinin hacmini oranının 3 bölü 10 olması gerektiğini görebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Ve devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Bir buzdolabına taşıma esnasında kapaklarının açılmaması için aşağıdaki gibi dikey bantlar yapıştırılıyor. Bir mavi bant, bir de turuncu bant yapıştırılmış. 130 cm uzunluğundaki mavi bant alt kapağın orta noktasına, alt kapağın ortasına kadar. Şimdi bu 130 cm'ymiş. Diğeri de 140 cm'ymiş. Bu da üst kapağın orta noktasına kadar yapıştırılmış alttan itibaren. Buna göre buzdolabının yüksekliği kaç cm'dir? Şimdi bunu şu şekilde görmekte fayda var. Bakın şurası orta noktasıymış. Alt kapağın orta noktasında mavi bantın bittiği yermiş. O halde ben şu yüksekliğe A, buraya A dersem şuraya B, buraya B diyebilirim. Bakın böylelikle iki tane A ve bir tane B'nin toplamı 2A artı bir tane B'nin toplamı 130 cm olurken iki tane B ve bir tane A'nın toplamı 140 cm oluyormuş. Gelin bunları taraf tarafa bir güzel toplayalım. Böylelikle karşımıza 3A artı 3B eşittir 270 çıkacaktır. 3'e bölerseniz her iki tarafı A artı B'nin 90 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi bu cepte bizden istenen şey ne? Buzdolabının yüksekliği. Buzdolabının yüksekliği ise 2A artı 2B idi. Dolayısıyla arkadaşlarım 2 ile çarparsanız cevabı bulursunuz. 2A artı 2B eşittir 180'dir deriz. Cevabımız da B seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Ve dördüncü sorumuz. Aşağıdaki santimetre cinsinden ölçü yapan kağıt biçimli cetvelin katlanmasından dolayı AB aralığı görünmemekte. 2x ve 3x eksi 6, bakın 2x burası, 3x eksi 6 burası. 2x ve 3x eksi 6 oklarla gösterilen çizgilerin sayısal değerleri olmak üzere AB aralığı kaç santimetre olabilir? AB dediği yer arkadaşlarım şuradan şuraya kadar olan kısmı soruyor. Kaç santimetre olabilir diye. Şimdi 3-4-5 yayınlarının TYT Soru Bankası'ndan alınan bir soru arkadaşlar. Peki biz bu soruyu nasıl çözeriz? Şimdi dikkat edin. 1 ile 2 arasına bakacak olursanız şu çizgilerden arasında bir tane kalıyor. Yani şurası aslında 1,5-2. Yani her şu iki çizgi arasındaki boşluk 0,5 cm. Şimdi buradan şuraya geldik 1 cm. Buradan buraya geldik 1 cm. Buradan buraya geldik 1 cm. Yani aslına bakarsanız 2x'e ben 3 eklersem cevap 3x-6 olacakmış. Şununla şunun arası 3 cm olduğu için. O halde arkadaşlar x'in ben buradan 9 olması gerektiğini söyleyebilirim. Madem x 9, 2x dediğimiz nokta aslına bakarsanız 18'in ta kendisi. Şimdi burası 18. Şurası da 3. 18'den 3'ü çıkarırsanız geriye sadece ama sadece 15 cm kalacaktır. Yani burası 15 cm olabilir gibi geliyor ama aması var. 18 olan yer şuradaki noktaydı. Şurası A'nın bulunduğu yer 18'den küçük. B'nin bulunduğu yerde 3'ten büyük. O halde bizim cevabımız 15 olamaz da 15'ten daha küçük olabilir. 15'ten daha küçük olan şıklardaki tek cevap A şıkkıdır. Cevap 14.6 olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan ve son rakamı bir çift sayı olan kişiye özgü bir sayıdır. Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını bir kağıda yazıyor ve daha sonrasında rakamlarını toplayıp toplamın sonucunu kimlik numarasından çıkarıyor. Yüksel'in bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisine kesinlikle tam bölünür? Bu da SML Hoca TYT video ders kitabından aldığım bir soru arkadaşlar. Kendi yazdığım kitaptan aldığım bir soru, kendi yazdığım bir soru. Şimdi herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını düşünecek olursak ki varsayalım bu orası 11 rakamdan oluşuyordu. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının 4 rakamdan oluştuğunu düşünelim. ABC'de düşünmesi daha basit olur. Bir kağıda yazmış ve bir de bunun rakamları toplamını yazmış arkadaşlar. Bir ABC'de 4 basamaklı sayımız var, bir de bunun rakamları toplamı var. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızdan bunun rakamları toplamını çıkardığımız takdirde bu sayı
Aşağıdakilerden hangisine kesinlikle tam bölünür diye sorulmuş. Aslında burada rakamlar toplamıyla alakalı bir bölme kuralı, bölünebilme kuralı düşünebiliriz. Bu 3 ve 9 olacaktır. Şimdi ben şu sayının, varsayalım ki 9'la bölümünden kalanına x diyeyim. Tabii doğal olarak bu sayının 9'la bölümünden kalan x ise rakamları toplamının da 9'la bölümünden kalan yine x olacaktır. Ve burada büyük sayılarla işlem yapmak yerine kalanlar üzerinden işlem yaparsam, şu kalandan bu kalanı çıkardığım takdirde x'ten x'i çıkarırsam ki 0 olur. 0'ın da 9'a tam bölüneceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, bizim bu sayımız kesinlikle ama kesinlikle elde edilen sonuç 9'a tam bölünür. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası için geçerli olan bir durum değildir. Bu cep telefonu numaranız için de geçerlidir. Aslına bakarsanız bu yazdığınız, şu an aklınızdan tuttuğunuz tüm sayılar için de geçerlidir. Mesela bir sayı sallayalım. 156. 156'nın rakamları toplamı 12'dir. Ve siz 156'dan 12'yi çıkardığınız takdirde çıkan sonucun ne olduğunu daha bulmadan kesinlikle 9'a tam bölünmesi gerektiğini bileceksiniz. 156'dan 12 çıkarsa 144 olur. 144'ü 9'a eğer bölecek olursanız doğru cevabın 16 çıkması gerektiğini ve sonucun tam bölünmesi gerektiğini görebilirsiniz. Neden? Çünkü bu sayının 9'da bölümünden kaçsa, kalan kaçsa, rakamları toplamının da 9'a bölümünden kalan odur ve kalanları çıkardığınız takdirde sonucun 0, yani 9'un bir tam katı olduğunu da görmeniz gerekiyordu bu soru için. Evet, sınavda karşınıza çıkabilecek tarzda 5 tane soru çözdük arkadaşlar bu videoda. Tabii ki hepsi TYT'ydi. Bir sonraki videomuz AYT'de karşınıza çıkabilecek 5 soru ve 5 çözümden oluşacak. O videolarda görüşürüz. Herkese iyi dersler arkadaşlarım. Tekrardan vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Derslerimize bir noktada kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyordu. Bu da bunun ilk videosu olmuş oldu. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.